Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte pestil hazırlayacağız. Artık havalar yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Havalar tamamen soğumadan son pestillerimizi de hazırlayıp kışın afiyetle yiyelim. Bugün erikten, siyah erikten pestil hazırlıyorum. 2 kilogram erikten hazırlıyorum. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyorum kullanmadan Sadece erik ile Pestilimizi hazırlayacağız eriklerin ilk önce çekirdeklerini ve sap kısımlarını temizliyorum Ve tencerenin içine alıyorum Çekirdekleri temizleyerken içinde çürük olanları var ise bunlar da Çekirdeklerini temizlediğimiz için almış oluyoruz ve içinde kesinlikle Çürük olanları kalmıyor 2 kilogram eriği çekirdeklerini ve saplarını temizleyerek tencereye alıyorum Eriğin hepsini temizleyip tencereye koydum. Şimdi hiçbir şey eklemiyoruz. Direkt ocağa götürüyoruz. Erikleri ocağa koyduktan sonra ilk etapta kısık ateşte pişirmeye başlıyorum. Yavaş yavaş kendi suyunu bırakıyor. Kesinlikle su ilave etmemize gerek kalmıyor. Hiçbir şekilde su ilave etmiyoruz. Bu şekilde daha pratik ve daha kolay oluyor kısık ateşte başlarsanız eğer zaten yavaş yavaş o kendi suyunu bırakacak. Erikler yumuşadıkça bakın pişmeye başladık ve kendi suyunu artık yavaş yavaş bırakıyor. Evet, bakın erikler kendi suyunu bıraktı ve çok güzel sulandı. Gördüğünüz gibi yumuşadı. Kaşık ile bastırarak ezilecek kıvama gelip gelmediğini kontrol ediyorum. Tamamen ezilecek kıvama geldiyse tamam demektir. Ve artık ezilecek kıvama gelen eriyi kevgire alıyorum. Bakın kabuğunun rengini görüyorsunuz. Suyuna verdi. Çok güzel bir rengi var. Şu an çok sıcak fakat bekletmeden hemen. Kevgiri alıyorum. Biraz soğuyuncaya kadar kaşık ile bastırarak geçiriyorum. Tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi olmadan çayınızın, kahvenizin yanında yiyebileceğiniz enfes bir atıştırmalık oluyor. Kaşık ile soğutarak geçirebildiğim kadar bakın geçirdim. Artık kaşığı çıkartıyorum ve elim ile geçirme işlemine devam ediyorum. Tamamen kabuğu kalıncaya kadar geçiriyoruz. Kesinlikle geçirirken de kolaylaştırmak için su ilavesinde bulunmuyoruz marmelatta olduğu gibi. Sadece kabuk kalıncaya kadar geçirdim. Artık bu kadar geçirmemiz yeterli. Bakın köpük köpük çok güzel bir kıvam var. Bu sayıyı güzelce karıştırıyorum her tarafı. Güzelce karışsın. Sıvı kısmı alta iniyor. Üst kısımda koyu böyle köpüklü tortusu kalıyor. Bunun için güzelce karıştırmamız gerekiyor. Bu aşamadan sonra hiç su ilave etmediğimiz için ekstra bir işlem yapmıyoruz. Yani pişirme işlemi. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Bu şekilde daha önceden bakın yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine boşaltıyorum. 2 kilogram eri 2 fırın tepsisine paylaştırıyorum. Bir miktar daha ince olmasını istiyorsanız eğer 2 değil de 3 tepsiye paylaştırabilirsiniz. Çok ince olduğu zaman da kaldırmak biraz zor oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. İkin tepsiye koyduğunuzda rahatlık oluyor. Tepsilere koyarken de kepçe ile ölçerek koyarsanız eşit bir şekilde inceliğini daha rahat ayarlayabilirsiniz. Kaşık ile tepsilere yayıyorum. Her tarafına eşit gelmesini sağlıyorum. Diğer tepsiyi de aynı şekilde yayarak hazırlıyorum. Bu şekilde güneş alan yerde bekletiyoruz. Mutlaka güneş görmesi gerekiyor yoksa kurumayacaktır. Pestiliniz, harcınız bozulacaktır. Balkonunuzda veya cam önünde güneş alan, bol güneş alan bir yerde kurutun. Kuruması da 2-3 gün sürüyor. 2-3 günde kuruyor. Havanın sıcaklığına göre bu süre değişebilir. Serin bir hava ise geç kuruyacaktır. Bakın 3 günde benim pestilim kurudu. Parmağınız ile dokunduğunuzda eğer ki yapışmıyorsa, nemlenmiyorsa eliniz kurumuş demektir. Artık çok güzel kurudu. Bakın görüyorsunuz. Şimdi tepsiden alıyorum. Yağlı kağıttan çıkartırken ilk önce kenarlarından bakın yavaş yavaş tutarak çıkartıyorum. Bu kısımlar zaten bu şekilde rahat rahat açılıyor ise zaten kurumuş demektir. Sizi yormayacaktır. Kenarlarda eğer ki bu şekilde üzerine yapışıyor ise kurumadan kesinlikle dokunmayın. Kuruduğunda gördüğünüz gibi rahatlık ile çıkıyor. yağlı kağıt büyük bir kolaylık sağlıyor. Pestilleri bu şekilde kağıdından çıkartalım ve tezgahımıza alalım. Boyutu tamamen size kalmış. Ben küçük küçük hazırlamak istiyorum. Böyle lokmalık olduğunda daha zevkli oluyor. Bir mutfak makası yardımıyla uzun şeritlere kesiyorum. Uzun şeritlere kestikten sonra sarma işlemine geçiyorum. Üçgen olarak yani nusko olarak bakın hazırlıyorum. Şeklisi tamamen size kalmış. Rulo olarak da hazırlayabilirsiniz. Küçük küçük üçgenler yaparak hazırlıyorum. Bir miktar hazırladıktan sonra bakın kesiyorum. Tekrar yapıyorum. Tepsi boyutundan bir boydan 3 tane hazırladım. Arzu ederseniz içine fındık, fıstık, ceviz koyabilirsiniz sararken. O şekilde de yemesi çok zevkli olacaktır. Evet bütün pestilleri hazırladım. Çok güzel görünüyor. Rengi harika. Çok güzel de kurudu. Kapalı bir kapta rahatlık ile saklayabilirsiniz. Yaz ayında pestillerinizi hazırlayıp kış mevsiminde rahatlık ile kullanabilirsiniz. Küçük küçük hazırlandığında da aperatif olarak çok lezzetli oluyor. Şeklini verdikten sonra da bakın kapalı bir kabın içine koyuyorum ve bu şekilde muhafaza ediyorum. Kesinlikle serin bir yerde tuttuğunuzda bozulmayacaktır. Buzdolabında saklamanıza gerek yok. Normal oda ısısında saklayabilirsiniz. Çok sıcak ise eğer biraz serin bir yere koyarsanız daha güzel olur. Bu şekilde kabın içine koyuyorum. Kapağını kapatarak kapalı bir şekilde saklıyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.